İstanbul ile ilgili birçok efsane anlatılır. Bu efsanelerin bir kısmı gerçek, bir kısmı ise efsane olmaktan öteye geçemez. Buna rağmen hala bu efsaneleri heyecan ve ilgiyle takip eder, araştırır, öğrenmeye çalışır. Megaralı Bizans, kendi halkı için bir kent kurmaya niyetlenir. Delf bilicisine başvurarak kentini kuracağı bir yer sorar. Bilici şöyle der: "Bu kenti körler ülkesinin karşısına kur." Bizans, bilicisinin söylediği yeri bulmak için hazırlıklara girişir. Göç başlar. Günün birinde Sarayburnu'na gider. Buradan çevreyi seyrederken Kadıköy'de kurulmuş kenti görür. "Bu kenti neden halen benim bulunduğum yere değil de karşıki çorak yere kurmuşlar? Bu adamlar kör mü?" diye düşünür. Birden bilicinin sözlerini hatırlar. Aradığı yeri bulmuştur. Kentini bulunduğu kıyıdaki yemyeşil Yeditepe üzerine kurar ve kısa sürede kurulan kente Bizans adı verilir. Bizans zamanında yapılan surların Sidera adı verilen kapısı 1532 tarihinde meydana gelen şiddetli bir depremde çatlayınca hem semt hem de kapı çatladı kapı olarak anılmaya başlar. Çatladı kapı ile ilgili bir efsaneye göre de Bizans döneminde burada tutsak edilen bir Ermeni asker kaçmak için demir kapıyı kırar ve atıyla firar etmeyi başarır. Rivayete göre denizin sakin olduğu anlarda hala bu askerin atının nal izlerini kayalıklarda görmek mümkündür. Ayasofya'nın içinde büyük salonun ortasında bir kuyu vardır. Eskiden bu kuyu kalp hastalığına tutulanların sık sık geldikleri bir yerdi. Bunlar cumartesi art arda aç karnına buraya gelir, sabah namazını kılar ve bu sudan içerlerdi. Bu gelenek cami müze haline getirilinceye kadar sürdü. Kuyunun üzerine yaklaşık 50 santim çapında demir bir kapak vardır. 7 metrelik bir çubuk sarkıtıldığın dibine ulaşılamıyor. Su hala mevcut, tadı tatlımsı ve mineralli. Bu suyun ne tür bir bileşen taşıdığı ve bozulup bozulmadığı, niçin kalp hastalığına iyi geldiği henüz bilinmiyor. Osmanlı askerleri Topkapı Edirne Kapı arasındaki bir yerden şehre girmeye başlayınca Rumlar şehir düştü diyerek kaçmaya başlarlar. Şehrin düştüğünü anlayan Rumlar Ayasofya'ya koşarlar. Rumlar Ayasofya'ya sığınarak kendilerini meleklerin ve azizlerin koruyucuna teslim ettiklerine inanırlar. Ayasofya'ya doluşan halk eski bir kehanetin gerçekleşmesini bekler. Kehanete göre Türkler Çembertaş'a gelecek ancak burada bir melek gökten adalet kılıcını indirecekti. Melek bu kılıcı Konstantin'in sütununun yanında dikilen isimsiz ve gariban bir adama "bu kılıcı al ve Efendimizin intikamını al" diyerek verecekti. Bunun üzerine Türkler kaçmaya başlayacaklar. Bizanslılar da Türkleri kovalayıp şehirden atacaklardı. Ardından da Türkleri İran sınırına kadar kovalayacaklardı. Ancak kehanet boşa çıkmış ve 29 Mayıs 1453'te İstanbul tamamen Türklerin eline geçmiştir. İstanbul'un fethine ilişkin bir söylence de şudur. Fatih padişah olunca İstanbul'un fethine devlet yetkilileriyle görüşür. Fakat kimse bu işe rıza göstermez. Hulefai Raşidine nasip olmayan fethi ancak Mehdi Hazretleri nasip olur derler. Fakat Akşemseddin, Konstantiniyye'yi Muhammed Han fetheder. Sonra beni asfar alır der. Devlet ileri gelenleri bu söze pek rağbet etmezlerse de Fatih inanır. Adamlarını gönderip tekrar tekrar sordurur. Sonunda da bu yılın Rebiülevvel ayının 20. günü seher vakti ihlas ve gayretle falan falan taraftan yürünür. O gün fetih olunur. Konstantiniyye ezan sesleriyle dolar dedi. Savaşa devam edildiği bir esnada Fatih bir ara Akşemseddin'i davet eder. Fakat Akşemseddin çadırına kimsenin alınmamasını talep edene tembih ettiğinden kimse yanına varamaz. Gelmeyince Fatih hiddetlenir. Kendi gelir fakat bakar ki çadır örtülmüş vaziyette kapalı. Kılıcını çekerek yarar ve içeri girer. Görür ki içeride hiçbir şey yok. Akşemseddin sadece toprak üzerinde secdeye kapanmış, tacı mübarek başına yuvarlanmış, başının ak saçı ve sakalı parlamakta. Ak saçını ve sakalını toprağa sürmüş, sakalı yüze hep toprak olmuş. Gözlerinden boşanan yaşlar yeri ıslatmış. Allah'a yalvarmakta. Fatih bu durumu görünce dönüp makamına gelir. Kaleye bir bakar ki İslam askerleri hisara yürümüş. Önlerinde ak elbise giymiş bir taife hisara gelmektedir. Ardından da İslam askerleri derken İstanbul fethedilir. Fatih fethetten sonra Akşemseddin'e nasıl fethi bildiğini sorunca o şöyle der: "Kardeşim Hızır'la İrmil'le dünde Konstantiniyye'nin fethini istihraç etmiştik. Kale fetholunduğu gün Hızır'ı gördüm. Aba giymiş velilerle askerin önünde hisara gelmişti. Kalenin fethinden sonra da Hızır kardeşim kale duvarının üzerine çıkmış, ayaklarını sarmış oturuyordu." Cevabını verir.
Fetihten sonra da Fatih Akşemseddin'i aratır. Bulamazlar. Nihayet Edirne kapıda bir eski odada ibadet ederken bulurlar. İstanbul'da bulunduğu sürece Akşemseddin o evde oturur. Oraya bir mescit yapmıştır. Halen oraya Akşemseddin Mahallesi denir. İstanbul'un fethi esnasında Bizanslılar Boğaz'a kalın zincirler çekerler. Fethin gerçekleştirilmesi için çok önemli bir rol üstlenecek olan Osmanlı ordu donanması bir türlü denize indirilemez. Bundan dolayı da fetih gecikir. Ordu günden güne ümitsizliğe kapılır. Bu haleti ruhiye içerisinde üzgün bir halde çadırında uykuya kalan 2. Mehmet rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Peygamberimiz 2. Mehmet'e gemileri karadan yürütüp donanmayı denize indirmesini söyler ve gemilerin karadan yürütüleceği güzergahı bizzat gösterir. Padişah uyanır uyanmaz sadrazamlarını yanına çağırır. Rüyasını anlatır ve bu fikrin hayata geçmesi için çalışmalara başlar. Bu sırada 2. Mehmet Boğaz'a Kur'an'ı en güzel okuyan Davud'u sesli hafızlar koydurur ve Fetih Suresini okutturur. Aynı zamanda büyük bir alaya da Allah'ın yardımına mazhar olabilmek için durmaksızın dua ettirir. İşte bu manevi hava içerisinde kızakları üzerinde kağıthaneden denize indirilmeye çalışılan gemileri çekenler arasında Yeniçeri ile birlikte görünmeyen manevi askerlerin de Türk ordusuna yardım ettiği söylenir. Bundan dolayı koca Osmanlı donanması bir gecede karadan yürütülerek denize indirilmiş, sabah olduğunda karşılarına Osmanlı donanmasına göre Bizansların dilleri tutulmuş ve artık İstanbul'un kurtarılamayacağını anlamışlardır. Fatih Camii ibadete açıldığı zaman ilk cuma namazında Hızır Aleyhisselam camiye gelmiş ve camide bulunan cemaatle tek tek musafaha etmiş. Musafaha sırası Fatih Sultan Mehmet geldiğinde Fatih Sultan Mehmet bu kişinin Hızır Aleyhisselam olduğuna inanır. Musafaha ederken Fatih Hızır Aleyhisselam'ın kolunu bırakmaz. Senin kim olduğunu bütün cemaati ilan edeceğim der. Hızır Aleyhisselam da Fatih'e bunu sakın yapma. Fatih Sultan Mehmet Han da bir şartla senin kim olduğunu cemaate açıklamam. Hızır neymiş şartın? Fatih 5 vakit namazın en az bir vaktini bu camide kalacaksın der. Hızır Aleyhisselam da Fatih'in bu teklifini kabul etmiş. O günden sonra da Hızır Aleyhisselam 5 vaktin birini mutlaka Fatih Camii'nde kılmaya başlamış. Külhanbeyliğin ilk baş gösterisi sonradan Külhanbey şeklinde telaffuz edilen Külhanbey tabirinin de kaynağı olarak bir hamam vakasına bağlanır. Bu tabirde Gedikbaşı hamamından çıkmış. Herhalde Yeniçeri artıklarından veya artıklarının artıklarından bazı işsiz, zamani Külhanbeylerinin berduş dediği başıboş kimseler bu hamamda zorla keselenilmiş. Bir müddet sonra da bu tipler Mahut Hamam'da sadece kendilerine bedava bir sığınak bulmakta kalmamış, hamama gelip gidenlerini de haraca bağlarlar, elbise ve çamaşırlarını da üstüne oturur olmuşlar. Biri ağzını açıp iki laf edecek olsa, üstelik bir de temiz dayak yemek ve şerefli insanlara çamur atmanın suçunu kabul etmek zorunda kalırmış. İşte hamamın külhanına izaf edilen Külhan Bey tabiri de böylece doğmuş. Böylece ismini vermişlerdir. Yedikule zindanları 390 yılında İmparator 1. Theodosius tarafından inşa edilmiştir. Kayıtlarda bu yapının devlet evraklarının saklandığı yerli ve yabancı esirlerin hapsedildiği bir yapı olduğu yazmaktadır. Ama kayıtlarda yazmayan bir efsane halk arasında dolaşır. Bu hikaye özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun son yılları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 50 yılı süresince halk arasında yaygındı. Fakat günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur. Hikayeyi bilenler çoğunlukla yaşlılar olup sayıları çok azdır. Efsaneye göre zindanlara hapsedilen önemli esirler arasında bir pagan da vardır. Fakat ne zindan görevlileri ne de diğer komutan ve benzeri kişiler bu adamın bir pagan olduğunu bilmiyorlardı. Onu Avrupa devletlerinde üst düzey devlet görevlisi ve misyoner sanıyorlardı. Bazı gardiyanlar ise onun casus olduğunu söylemişlerdi ve bu yüzden ona türlü işkenceler yapmışlardır. Hatta işkenceleri abarttılar ve yeni işkence yöntemleriyle bile denediler bu adamın üzerinde. Pagan ise kendini acıyla eğitmiş olduğundan dolayı acıya dayanıklıydı ve ne işkencecilerin istediği itirafları yapıyor ne de acı dolu çığlıklar atıyordu. Bu da işkencenin dozunun yükselmesine sebep oluyordu. Sonunda Pagan bu işkencelere daha fazla dayanamadı ama ölürken anlaşılmaz bir lisanda orada antik Latince'ye benzer kelimeler kullanarak dua tarzı sözler söyledi. Tabii kimse bu sözleri önemsemez, Pagan'ın cesediyle umulmadık bir hızla eriyip gider. Sonradan bu olaylar halkın kulağına girince ve bazı insanlar Pagan'ın lanet okuduğunu anlarlar. Ölen Pagan
Orada işkence gören insanların ruhlarının Mesih'in dünyaya geldiği güne kadar zindanların içine ve duvarlarına hapsolmasını, Mesih'in geldiği gün ise ruhların hesap sormak için serbest kalmasını dilemişti. Mesih'in dünyaya ayak bastığı gün yedi kule zindanlarında işkence görüp ölen bütün insanların ruhları serbest kalacak ve hesap soracaklardı. O yüzden yedi kule zindanlarında bazen çığlıklar ve hatta Latince'ye benzer bir lisanda